Selamlar, herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün yine gelişim psikolojisinden soru çözümü yapacağız. Konumuz da dil gelişimi. Bir önceki videomuzda bilişsel gelişimi tekrarlamıştık hatırlıyorsanız. Birkaç tane değinmediğimiz başlık vardı. Onları buraya aldım. Dolayısıyla soru çözümümüze önce birkaç tane bilişsel gelişim, devamında da dil gelişimiyle devam edeceğiz arkadaşlar. ÖSYM'nin dil gelişimiyle ilgili çok soru yoğun olarak sorduğunu söyleyemeyiz. Soru çıkarsa bir tane soru karşımıza geliyor. O da genellikle kuramlarla ilgili. Psikolinguistik kuram, davranışçı kuram, sosyal öğrenme kuramı gibi başlıkları isteyebiliyorlar. Ya da dil gelişimi kavramlarını ya da dönemleri gelirse artık herhangi bir tanesinden soru karşımıza çıkar. Ama basit düzeyde geliyor arkadaşlar, hiç korkmayın. Şimdi isterseniz birinci sorumuzdan başlayalım. Soru da şimdi işlem öncesi dönemle alakalı bir bilgi istiyor bizden. Aşağıdakilerden hangisi Piaget'in zihinsel kuramına göre işlem öncesi dönemde bulunan bir çocukta görülen davranış örneği değildir diye soruyor. İşlem öncesi dönem hatırlıyorsanız 2 ila 7 yaş aralığında çocukların bulunduğu, mantıklı işlemlerin yapılamadığı bir dönem olarak karşımıza çıkıyordu. Odaklanmanın etkisiyle çocukların daha çok hayal güçleriyle ve kendilerini daha çok oyunlarla ifade ettiği bir evreydi arkadaşlar. Adana'da demiş ki hayal gücünü kullanarak oyunlar oynama. Zaten mış gibi oyunların yoğunlaştığı bir evreydi işlem öncesi dönem. Bu işlem öncesi döneme ait bir özelliktir. Yaşayan yaşamayan nesneler arasında ayrım yapamama. Bu ayrımı yapamamaya biz animizm demiştik, canlandırmacılık. Bu da yine işlem öncesi dönemde vardır. Öğrendiği bir davranışı sürekli olarak yapabilme. Şimdi çocuklar genellikle öğrendikleri davranışları iki dönemde tekrarlı olarak yapıyorlar. Bunun ilki döngüsel tepkilerle duyusal motor dönemdir. Devamında da devretsel tepkilerle de işlem öncesi dönemdir arkadaşlar. Döngüsel tepkilerde fiziksel, devretsel tepkilerde de sözel ifadelerin tekrarları söz konusu. Denizli demiş ki nesneleri birkaç özelliğe göre sınıflandırma yapar. Şimdi nesneleri birkaç özelliğe göre sınıflandırma yapabileceği dönem somut dönemdir. İşlem öncesi dönemde yine odaklanmanın etkisinde olduğu için arkadaşlar ne yapacak? Nesneleri tek bir özelliğe göre sınıflandıracak. Mesela renge göre, biçime göre, uzunluğa göre sınıflandırmayı aynı anda yapamaz. Tek bir özelliği dikkate alarak, odaklanarak ona göre sınıflandırma özelliğini kullanır. Kendisini evrenin merkezinde kabul etmede yine ben merkezli düşünmenin olduğunu söylemiştik. Ben merkezli düşünme de yine işlem öncesi dönemde ortaya çıkan bir özellikti. O yüzden Denizli bu döneme ait değildir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi somut işlemler döneminde kazanılan özelliklerden birisidir? Somut işlemler dönemi de hatırlayın arkadaşlar. 7 ila 11 yaş aralığında somut mantıklı düşünmenin olaylar arasında neden sonuç bağlantılarının yavaş yavaş kurulduğu evre olarak karşımıza çıkıyor. Göreceli düşünme, soyut işlemler döneminde kazandığımız ve bir sorunla karşılaştığımızda kişi, zaman ve yere göre düşünebilme becerisi olarak karşımıza çıkar. Hipoteze dayalı soyut problemleri çözebildiği evre yine soyut işlemler dönemidir. Hipotezden kastettiği şey de bir problemle karşılaştığımızda birden fazla çözüm yolunu aynı anda düşünebilme ya da geleceği görebilme süreciyle alakalı bir özelliktir. Ben merkezli düşünmede yine işlem öncesi dönemde ortaya çıkan bir özellikti. İdeal ve değer sistemi oluşturmada yine soyut işlemler döneminde ortaya çıkar. Yani toplumun bize verdiği ya da toplumun onayladığı davranışlar dışına çıkarak kendisine göre bazı siyasi ya da felsefi veya dini değer yargıları oluşturabileceği evredir soyut işlemler dönemi. Tersine çevirebilme özelliği de somut işlemler döneminde kazanılıyor. Bunu yapabilmesinin sebebi de odaktan uzaklaşma. Yani artık herhangi bir matematiksel işlemi veya gündelik hayattaki durumlarla alakalı örnekleri tersten yapabilme becerisinde somut dönemde kazanıyor. Bu yüzden cevabımız Edirne arkadaşlar. Piaget'e göre süreçleri sistematik ve tutarlı bütünler haline getirerek birleştirme eğilimi aşağıdaki bilişsel gelişim kavramlarından hangisiyle açıklanır? Bilişsel gelişim kavramlarını bir önceki videoda ele almıştık hatırlıyorsanız. Uyumsamada yaptığımız şey şudur. Yeni karşılaştığımız bilgiye yeni bir şema açıyorduk. Yani yeni öğrenme gerçekleştiriyorduk. Özümsemede yeni karşılaştığımız bilgiyi zihnimizde bulunan eski şemalarımızla açıklamaya çalışıyorduk. Şema, bilgileri yerleştirdiğimiz çerçevelerde en küçük bilgi birimi olarak karşımıza çıkıyordu. Dengelemede ise yaşadığımız dengesizlikten uyumsama, özümseme veya yok saymayı kullanarak dengeye ulaşma, yani uyum sürecini yaşayabilme demekti. Örgütlemede de şunu yapıyoruz arkadaşlar.
iki ya da daha fazla şemi arasında birbirleriyle ilişkili olma ya da olmama durumlarına göre şemaları organize etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla örgütleme aslında Piaget'in çok önemsediği fonksiyonel değişmezlerden biri olarak kabul ettiği bir bilişsel faaliyettir. Hiçbirimiz yeni açtığımız bir şemayı havada asılı şekilde bırakmıyoruz. Onu alıp başka başka şemalarla bağlantılı şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Şemaların organize edilmesi, ilişkilendirilmesi karşımıza örgütleme kavramı olarak çıkıyor. Öncüne baktığımız zaman da kişinin süreçleri sistematik tutarlı bütünler haline getirerek birleştirme eğilimini açıklayan kavramı istemiş bizden. Dolayısıyla şema aslında örgütleme ile birlikte sistematik ve tutarlı hale dönüşen bir yapıdır. İlişkiyi kurduğumuz zaman birbirleri bağlantılı şekilde ürettiğimiz zaman arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız örgütleme başlığı olarak karşımıza çıkıyor. 9 yaşındaki Ali'nin geçmişte yaşadığı olayları detaylı olarak hatırlayabilmesi aşağıdaki bilişsel gelişim kavramlarından hangisiyle açıklanır demişiz. Arkadaşlar bir çocuk 9 yaşındaysa Piaget'in dönemlerine baktığımız zaman somut işlemler döneminde olduğunu söyleyebiliriz. Somut dönemde bulunan çocuklar ne yapar veya ne yapamaz onu bilmek lazım. Hatta Piaget'de bütün dönemlerde bu özelliklere hakim olmak gerekiyor. Tersine çevirebilme özelliği somut işlemler döneminde kazanılan bir özelliktir. Odaklanma işlem öncesi dönemde kazanılan bir özelliktir. Sembolik düşünme yine işlem öncesi dönemde ortaya çıkan bir özelliktir. Dönüşümsel düşünme somut işlemler döneminde ortaya çıkan bir özelliktir. Sembolik zeka ya da diğer adıyla sembolik düşünme yine işlem öncesi dönemde ortaya çıkan bir özelliktir. Şimdi elimde kaldı iki tane seçenek. Tersine çevirebilme ve dönüşümsel düşünme. Çocuğun yaptığı beceriye bakacak olursak geçmişte yaşadığı olayları detaylı şekilde hatırlayabilmesinden bahsediyor. Dönüşümsel düşünmede biz geçmişte yaşadığımız olayları uzun süreli belleğe depolayarak somut işlemler döneminde o olayları detaylarıyla birlikte hatırlayabilme özelliğini kullanmış oluyoruz arkadaşlar. İstediğimiz seçenek de Denizli'de bulunuyor. Tersine çevirebilme zaten işlemleri tersten yapabilme becerisi demektir. Dil gelişimi konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demişiz arkadaşlar. Seçeneklerde genellikle kuram veya dil gelişimini etkileyen faktörlerle ilgili bilgiler bulunabiliyor. Mesela A'da demişiz ki kız çocukları erkek çocuklarına göre daha erken konuşurlar. Bu doğru bir ifade çünkü kız çocuklarının konuşma süreci aslında olgunlaşmaya da bağlı olarak gerçekleşiyor. Çünkü dil gelişimi aslında tek başına doğan, devam eden bir süreç değil. Dil gelişimi birden fazla gelişim özelliğimizden de aslında etkileniyor. Mesela dil gelişimi hem ağız organlarının olgunlaşmasından etkilenir. Yani dil perdesi, damak, dişilerin oluşumu bunların hepsi ses çıkarma, sesin tonunu, kelime türetmeyi tabii ki de etkiler. Bunun yanı sıra bilişsel gelişimimizdeki o olgunlaşma süreci yani kelimeleri anlama, doğru yerde kullanma, kelimeleri zihnimizde temsil etmeye başlama bunlar da yeni bilişsel gelişimle ortaya çıkan süreçlerdir. Şimdi gelişimin genelinde zaten kızların erkeklerden daha erken olgunlaştığını söylediğimiz için konuşma sürecinde de kız çocukların erkeklere göre daha erken konuştuğunda ifade edebiliriz arkadaşlar. B'de demişiz ki dil gelişimi olgunlaşma ve bilişsel gelişimle paralel giden bir süreçtir. Evet az önce söylediğimiz gibi hem bilişsel olgunlaşma hem ağız organlarının olgunlaşması hem de bilişsel gelişimdeki o kelimeleri anlama, kullanma, doğru yaşta doğru kelimeyi kullanabilme ve belli bir yaşa gelmeden bazı dil gelişimiyle alakalı işlemleri yapamamak aslında bilişsel gelişimle de alakalı bir süreçtir. Bu da yine doğru. İnsanın beyninde dilin gelişiminden sorumlu özel alanlar bulunur diyoruz. Bu Chomsky'ye ait bir görüş aslında. Beynimizde hakikaten kelimeleri anlama, kullanma gibi alanla alakalı bir çalışan fonksiyon bulunuyor arkadaşlar. Denizli'de demişiz ki dil gelişiminde hem biyolojik hem de çevresel olmak üzere pek çok etmen bulunur. Doğrudur çünkü hem şöyle bir görüş var yine Chomsky'nin vurguladığı. Her çocuğun aslında konuşabilme ya da dili edinebilme mekanizmasıyla dünyaya geldiğini, bu mekanizmayı kullanarak ve geçirdiği yaşantıyla birlikte belli bir eğitim alarak ana dilini öğrenebileceğini, hatta bir çocuğun istenilirse aynı anda birden fazla dili de çok kolay şekilde öğrenebileceğini savunmuş. Tabii bunun yanı sıra doğuştan gelen hastalıklar da bizim konuşma sürecimizi etkiliyor. Bir de çevresel yaşantılar, yani aldığımız eğitim, çevremizde konuşulan kelime sayısı ya da okuduğumuz kitaplar, kitle iletişim araçları bunların hepsi zaten bizim dil gelişimimiz üzerinde etkili.
Edirne'de demişiz ki çocuğun gözlem yapması konuşmayı öğrenmesinde yeterlidir. Çocuğun gözlem yapması evet konuşmayı etkiler ama tek başına yeterli bir özellik değildir arkadaşlar. Çünkü ödül, ceza, işte kalıtımla gelen birçok özellik zaten bizim dil gelişimimizi etkilediği için yeterli olmayan ama dil gelişimini etkileyen özelliklerden bir tanesidir. O yüzden cevabım Edirne olur. Aşağıdakilerden hangisi Chomsky'nin çocukta dil gelişimine ilişkin temel görüşlerine uygun olmayan bir açıklamadır? Uygun olmayan bir açıklamayı istiyor bizden. Arkadaşlar şimdi dil gelişimi ile ilgili bilişsel yaklaşım, sosyal öğrenme yaklaşımı, davranışçı yaklaşım ve psikolinguistik kuram dediğimiz Chomsky'nin yaklaşımı birden fazla görüş belirtiyor aslında. Chomsky temelde kalıtıma dayandırarak bu süreci açıklamaya çalışmış. Yani çocukların, bebeklerin dünyaya dili öğrenebilecek mekanizmayla geldiğini ve dili öğrenmekle alakalı özel bir beyinde alanın bulunduğunu varsayıyor. Bunun yanı sıra aslında çocukların doğuştan dünyaya dili öğrenebilecek mekanizmayla geldiklerini kanıtlayan bir şey daha var. O da dünyaya geldiğimiz zaman çocuklarda ağlamayla süreç başlıyor ve devamında ses çıkarmayla süreç devam ediyor. Orada da işte çocukların böyle bir yatkının olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra konuşmayı tıpkı yürümeye benzetiyor. Yani nasıl ki bir çocuk zamanı gelince kendiliğinden ayağa kalkıp yürüyebiliyorsa konuşma da öyle bir özelliğe sahiptir. Yani konuşmanın da olgunlaşmaya bağlı olarak kendiliğinden zamanla ortaya çıkan ve yaşla paralel ilerleyen bir süreç olduğunu vurguluyor. Ve zamanı gelince de aldığımız eğitimle birlikte de ana dili öğrenme, işte kelimeleri kullanma sürecinde ortaya çıktığını savunuyor arkadaşlar. O yüzden daha çok kalıtımsal faktörlere vurgu yapan bir kuramcıdır. A'da demişiz ki dil çocukların dışarıdan aldıkları ödül ve cezalar sayesinde anlamlandırılır. Arkadaşlar ödül cezaya vurgu yapan yaklaşım aslında davranışçı yaklaşımdır. Davranışçı yaklaşım şunu savunuyor. İnsan zihni doğuştan boş bir levhadır görüşünden hareketle aslında dili öğrenme veya dili kazanma sürecinde kalıtımın herhangi bir etkiye sahip olmadığını, bizim dili sonradan öğrendiğimizi ve öğrenirken de iki mekanizmanın hem ödül hem de ceza sisteminin kelimeleri öğrenmekte yeterli bir araç olduğunu özellikle vurguluyor arkadaşlar. O yüzden Adana'da verilen ifade Chomsky'ye uygun olmayan bir açıklamadır. Çünkü davranış yaklaşımı görüşüdür. Dil biyolojik ve psikolojik bir süreçtir. Doğru çünkü temelde kalıtım vurgusu yapıyor ve bunun yanı sıra kişinin sahip olduğu psikolojik süreçlerin de aslında dili öğrenmekte bir etkiye sahip olduğunu vurguluyor arkadaşlar. Çocuklar yürümeyi öğrendikleri gibi biyolojik olarak belli bir olgunluğa eriştikten sonra konuşmayı da öğrenirler. Zaten az önce vurgulamıştık. Olgunlaşmaya bağlı olan bir açıklamadır. Bu da doğrudur. Bireyde dilin öğrenilmesini sağlayan özel alanlar vardır. Bunu da az önce vurgulamıştık. Bu da yine Chomsky'nin vurguladığı ve tamamen biyolojik bir yatkınlığın söz konusu olduğunu vurgulayan bir ifadedir. İnsan doğuştan konuşma ve iletişim yeteneğine sahiptir. Yine doğuştan gelen bir potansiyel olduğundan bahsediyor seçenekte. Bu da doğru bir ifade oluyor. O yüzden cevabın davranışçı ekole ait bir görüş olduğu için Adana olur arkadaşlar. Bir çocuk acıktığında annesine anne mama diyor. Dil gelişimi açısından çocuğun bu sözü aşağıdakilerden hangisine örnektir? Şimdi dil gelişiminde biliyorsunuz biz pat diye konuşmuyoruz aslında. Konuşmanın ön aşamaları var. Bu ön aşamalara dikkat ettiğimiz zaman şu devreler aslında karşımıza çıkıyor. Agulama evresi var. Agulama evresinde bir bebek dünyaya gelince önce ağlayarak kendini ifade etmeye başlıyor ve o ağlama evrensel şekilde ortaya çıkıyor. Ağlamada ton farklılaşması yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Sonra çocuk aslında ağlama evresinden sonra 2 aydan itibaren babıldama evresine geçiyor. Babıldamada ses çıkartıyor, sonrasında heceleme evresine geçiyor. Sesleri birleştirip hece türetmeye başlıyor. Sonra tek sözcük evresine geçiyor. Heceleri birleştirip kelime türetmeye başlıyor. Devamında da telegrafik konuşma evresine geçiyor ve tek sözcükte öğrenmiş olduğu 2 tane farklı kelimeyi birleştirip bağlaçsız bir şekilde ilken konuşma, cümle kurma düzeyine geçmiş oluyor. Son evremizde ilk gramer süreci orada da arkadaşlar cümle düzeyinde ve hakikaten de ana dilin kurallarına uygun şekilde ki 5 yaşında tamamlanan bir süreçtir konuşmaya başlıyor. Telegrafik konuşmanın şöyle bir özelliği var. Çocuk genellikle isim fiil birleştirmeye çalışır. Bu evrede bağlaçsız şekilde konuşma kullanmaya başlar. Mesela anne gel, baba git, anne ver gibi ya da anne mama gibi eşleştirmeleri de kullanmaya başlar. Mesela buna bağlı olarak örnekte verilen şeye bakacak olursak Adana'da demiş ki kullandığı kelimelerle aynı anda jest mimiklerini de kullandığı için tümce sözdür demiş. Şimdi tümce sözün tanımı burada aslında doğru ama çocuğun yaptığı şey tümce söz değil.
Cümle söz olabilmesi için çocuğun konuşurken aynı anda jest mimiklerini de kullanması gerekiyor. Mesela bir şeyi isterken senden hem bir ricada bulunabilir hem de istediği şeyi gösterebilir. Mesela bir şeye karşı çıkıyorsa hayır der, bir de kaşlarını havaya doğru kaldırabilir. Bu tümce sözün kullanıldığının bir göstergesidir ki biz de kullanıyoruz zaten konuşmalarımızda. Konuşmayı destekleyen bir süreç aslında beden dilini kullanmak. B de demişiz ki özne, yüklem, bağlaç, ek ve benzeri ögelerin bazılarını kullanmadan konuşma, telegrafik konuşma yapar demiş. Telegrafik konuşmada hakikaten de yüklem olmadan, bazen özne olmadan, çoğunlukla bağlaç olmadan iki kelimeyi birleştirme eğilimi ortaya çıkıyor. Burada yaptığı şey zaten odur. C de demişiz ki kuralları ilişkili olan ve olmayan bütün durumlara uygulama eğilimini kullanmıştır. Aşırı kurallaşma yapmıştır. Aşırı kurallaşma şudur. Bizim dilde öğrendiğimiz bir kuralı, bu kural genelde kelimenin sonuna gelen eklerle alakalıdır. O kuralı kullanmamamız gereken her yerde kullanıyorsak, mesela ler ekini her kelimenin sonuna eklemek gibi, mak ekini her kelimenin sonuna eklemek gibi, biz buna aşırı kurallaştırma diyoruz. Fakat paragraftaki örneğin aşırı kurallaştırmayla bir bağlantısı yok. Eksik kurallaştırmada da dilde öğrendiği bir kuralı sadece bir alanla sınırlayıp başka durumlarda kullanmıyor. Mesela mek ekini öğrendiği yerle sınırlayıp kullanması gereken yerlerde kullanmıyorsa bu defa eksik kurallaştırma yapmış oluyor. Edirne'de demişiz ki yeni sözcükler üretebilmek için bekleme eğilimi alıcı dil. Alıcı dilin tanımı doğru ama çocuk burada zaten alıcı dilden çıkmış. Çünkü alıcı dil ifade edici dilden önce gelişmeye başlar. Çocuğun seni anladığının göstergeleri ni taşıyor aslında alıcı dilde. Alıcı dil aslında çocuğun anlaması, anlamanın da ötesine geçerek yavaş yavaş da kendini alıcı dille, eylemler aracılığıyla ifade etmeye başladığı bir aralıktır. Çocuk alıcı dilde henüz konuşmaya başlamamış da olabilir eğer başlangıç seviyesindeyse. Orada çocuk kendini eylemlerle ifade etmeye çalışır. Mesela tarihler nerede diye sorduğunda cevap veremiyorsa gidip tarihleri getirebilir. Bir de çocuklar alıcı dil aşamasındaysa eğer ifade edici dili de gelişmeye başladıysa çok fazla soru sorma eğilimine sahip de olabiliyorlar. Bu ne, bu ne, bu ne? Orada çocuk ne yapıyor? Almaya çalışıyor. Kelimeleri öğrenmeye çalışıyor. Ama çocuk dediğim gibi artık ifade edici dile de geçmiş oluyor. Burada yaptığı şey telegrafik konuşma olduğu için cevabım ne oluyor? Bursa oluyor. 2 yaşındaki Ela'yı annesi ayağında sallayarak uyutmaktadır. Uykusu geldiğinde nenden diyerek annesinin yanına giden Ela bir gün arabada yolculuk yaparken arabada sallandığı için de nenden demiştir. Dolayısıyla çocuk uykusu geldiğinde nenden kelimesini kullanıyor. Bize burada sorduğu şey buna göre Ela dil gelişim açısından hangi dönemde bulunmaktadır? Şimdi dönemleri az önce kısacık size bahsettim ama şöyle sıralayacak olursak arkadaşlar agulama dediğimiz bir ilk evremiz var. Agulama evresi aslında kendi içinde 3 alt evreye ayrılıyor. Ağlama dönemi var. Ağlama evresi 0-2 ay aralığını kapsıyor. Babıldama evresi var. Babıldama evresi 2 ila 6 ay aralığını kapsıyor. Bir de heceleme evresi var. Hecelemenin diğer adı çağıldama. Heceleme diğer adıyla çağıldama evresi arkadaşlar 6-12 ay aralığını kapsıyor. Şimdi ağlama da çocukların dünyaya geldikten sonra aslında evrensel olarak ağlayarak kendini ifade ettiğini fakat bu ağlamanın temelinde aslında bir refleks davranış olduğunu söyleyebiliriz. Refleks olarak kendini ifade etmeye çalışıyor. Babıldama evresinde artık kumru gibi ses çıkarmaya başlıyor. U, o, a gibi sesler çıkartıyor. Bu sesleri çıkartırken de bir şey söyleme isteğinde olmayabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bir evrensellik yine burada da söz konusu. Heceleme evresine geçtiği zaman da arkadaşlar babıldamada türettiği sesleri birleştirip hece oluşturmaya başlıyor. Da, da, ma, ma, be, be gibi heceleri arka arkaya kullanmaya başlıyor. Çağıldamada da kullandığı hecelerde bir anlam olmayabilir arkadaşlar. Yani ba, ba, ba derken aslında baba deme amacında olmayabiliyor bebekler. Dolayısıyla babıldamada çocuğun kullandığı şey fonemdir. Yani ses kullanıyor. Hecelemede kullandığı şey morfemdir. Yani hece türetmeye başlıyor. Ve bu evreyi bu şekilde kapatıyor. İkinci döneme geldiğimiz zaman da çocuklar ikinci dönemde tek sözcük evresine geçiyor. Tek sözcük evresine geçen bir çocuk aslında artık morgem kullanmaya başlıyor. Morgemden kastettiğim şey tek kelimeyle kendini ifade etmeye çalışıyor. Tek sözcük evresi dil gelişiminde çok önemli bir dönemdir. Çünkü kritik dönem olma özelliğine sahiptir. Kritik dönem olma özelliğine şöyle sahiptir. Çocuk
içinde yaşadığı toplumun ana dilini öğrenmeye başlar ve bir çocuk bu evredeyse eğer ana dilini diğer dönemlere göre daha kolay öğreniyor. Yani çevresel yaşantılara açıksa, çocukla çok fazla iletişim kuruluyorsa dili diğer dönemlere göre daha kolay kazanabilme özelliğine sahip oluyor. Morgan dışında yani bir kelimeyle kendini ifade etmenin dışında semantik oluşuyor. Semantik kullandığı kelimenin anlamını bilmeye başlaması demektir. Kavram gelişimi oluşuyor. Kullandıkları kelimeleri zihinlerinde temsil etmeye başlıyorlar aynı zamanda. Tek sözcük de aslında çocuğun ortalama olarak türettiği kelime sayısı 50-100 aralığında olabiliyor. Bu kelimelerle birlikte de uzun bir cümleyi bir kelimeyle ifade etmeye çalışabilir arkadaşlar. Mesela anne kelimesini öğrendiyse dışarı çıkacaksa anne der, acıktıysa anne der, annesi kızsa bile anne diye ağlayabilir. Çünkü birliği bir kelime var zaten baktığımızda. O yüzden tek sözcükte ekonomik davranıyor aslında. Uzun bir cümleyi aslında bir kelimeyle ifade etmeye çalışıyor. Burada da arkadaşlar 12 ile 18 ay aralığında olduğunu söyleyebiliriz. Yani 1 ila 1,5 yaş aralığını kapsıyor. Üçüncü evreyi de az önce vurgulamıştık. Telegrafik konuşma. Telegrafik konuşma evresinde çocuk iki tane farklı kelimeyi birleştirmeye çalışacak. İki kelimelik ve bağlaç olmadan birleştirme kullanacak. İki kelimelik bir cümle düzeyine aslında geçiş evresini yaşıyor. Telegrafik konuşma evresindeki çocuklar zaman eklerini de yanlış şekilde kullanabiliyorlar arkadaşlar. Dördüncü evremiz de ilk gramer sürecidir. İlk gramer evresinde arkadaşlar artık çocuklar uzun bir cümle kurabiliyorlar. Uzun cümlenin içerisinde sıfatları, zarfları, zamirleri, edatları, bağlaçları da kullanmaya başlıyorlar. Bu süreçte ortalama olarak telegrafik konuşma evresi 18 ila 24 ay aralığını kapsıyor. İlk gramer süreci de 24 ay ila 60 ay aralığını yani 5 yaş bitişini kapsayan bir süreçtir. Yani 5 yaşına gelen bir çocuk aslında dil gelişimi tamamlıyor. Devamında kelime öğrenmeye devam ediyor. İlk gramer sürecinin başında ortalama olarak çocukların türettikleri kelime sayısı 1000 civarındayken 3'lü yaşlarda vesaire. 5'li yaşlara geldiğinde bu kelime sayısı 3000'e kadar çıkabiliyor. Yani kelime dağarcığı oldukça genişleyen bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi soruya bakacak olursak çocuğun nenden kelimesini uyku anında veya uykusunun geldiğini ifade etmek için kullandığını söylüyor. Burada öğrenciler genelde şunu söylüyor. Hocam nenden gibi iki kelimeyi birleştirmiş. O yüzden telegrafik konuşma olmaz mı diye düşünüyorlar. Ama telegrafik konuşma da aynı kelimeyi tekrarlı söylemez arkadaşlar. İki farklı kelimeyi birleştirmeye çalışır. Ama burada çocuk ne yapmış? Aslında aynı kelimeyi iki defa tekrarlı olarak kullandığı için morgen kullanmış. Morganlerin türetildiği evrede neresidir? Tek sözcük evresidir. Burada şey de önemli. Yani soruyu çözerken mesela ayları bilmek de önemli. Çocuğun yaptığı şeye bakarak da yani konuşma şekline bakarak da hangi evrede olduğunu aşağı yukarı zaten çıkartabiliyoruz. O yüzden soruları çözmek aslında kolay. Bireylerdeki dil gelişimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir diye sormuşuz soruda. A'da demişiz ki davranışça yaklaşım dilin gelişiminde kalıtımsal faktörlere dayalı olarak açıklama yapar demişiz. Burası direkt yanlış oluyor çünkü davranışça yaklaşım az önce söylemiştik dil öğrenme sürecinde ödül ve cezanın rolüne vurgu yapar. Kalıtımla gelen süreçlerin yani biyolojik süreçlerin dili edinme üzerinde etkiye sahip olmadığını çevresel uyarıcılarla yine öğrenmenin gerçekleştiğini savunan bir kuram. Öğrenmede de zaten biz bundan sıkça bahsediyoruz. Burası gelişim için de geçerli bir özelliktir arkadaşlar. Dilin gelişimi bilişsel gelişime paralel olarak gerçekleşir. Doğru çünkü algılama, düşünme, düşünerek konuşma, kelimenin anlamını öğrenme tabii ki de bilişsel gelişimle ortaya çıkan bir süreçtir. Psikolingüistik yaklaşıma göre insan beyninde dilin öğrenilmesinden sorumlu özel bir bölüm vardır. Bunu da az önce özetlemiştik. Doğru bir ifade. Sosyal öğrenme kuramı dil gelişiminin bir modelin taklit edilmesine göre açıklamaktadır. Yani çocuklar çevrelerindeki insanların çıkardıkları sesleri, ses tonlarını, heceleri, kelimeleri, cümleleri model alarak da öğrenirler. Bu da yine öğrenmenin bir aracı olarak kabul ediliyor. Bu da doğru bir ifade. Dilin öğrenilmesinde pekiştireç önemlidir. Tek başına yeterli değildir ama önemli bir faktördür. Çocuk doğru kelime kullandığı zaman pekiştirmek, o pekiştirme ile birlikte çocuğun o kelimeyi doğru şekilde doğru yerde kullanmaya devam etmesi de dilde önemli bir kuraldır arkadaşlar. O yüzden burada yanlış olan ifade Adana'da da verilmiş oluyor. Bir çocuğa adını söylediğiniz zaman size bakması ama cevap verememesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır demişiz arkadaşlar. Bir çocuğa adını söylediğiniz zaman dönüp bakıyorsa sizi anlıyordu demektir. Yani bu
anladığını zaten göstermeye çalıştığı eylemlerden bir tanesi oluyor. O yüzden çocuğun bulunduğu evre aslında alıcı dil evresi. Alıcı dili özellikle vurgulamıştık. İfade edici dilden daha erken gelişir demiştik. Çocuğun kendisini, sizi, anladığının göstergeleri şu şekilde karşımıza çıkar. Eylemle kendini ifade eder eğer konuşmaya başlamadıysa. Konuşmaya başladıysa da çok fazla soru sorarak da alıcı dilde olduğunu aynı zamanda anlayabiliriz. Telegrafik konuşmada iki farklı kelimeyi birleştirdiğini, bağlaçsız şekilde birleştirdiğini söylemiştik. Arkadaşlar hızlı haritalama dil gelişiminde çocukların bir kelimeyi öğrendikten sonra o kelimeyi çevrelerindeki olay ve durumlara da çok kolay uyarlayabilmeleriyle alakalı bir özelliktir. Hatta bu özellik sayesinde yeni karşılaştıkları kelimelerin anlamlarını da çok kolay şekilde öğrenebiliyor çocuklar. Fonem ses olarak karşıma çıkıyor. Yani çocuklar konuşma sürecinde en küçük birim olan ses sürecini kullanmaya başlıyorlardı. Ne zaman? Babıldama evresinde. Jargon dediğimiz şey de çocukların özellikle bebeklik evresinde mırıltı olarak sanki bir yetişkin konuşmasının tonlamalarına benzer şekilde mırıltılı şekilde ses çıkarması demektir. Hakikaten de küçük bebekleri gözlemleyin arkadaşlar. Jargonu kullanırken böyle emir var gibi işte soru soruyormuş gibi sanki birine bir şey anlatıyormuş gibi mırıltıyla bir şekilde kendini ifade etmeye çalışıyor. Ses tonlamalarının vurgularının yetişkine benzeyen şekilde ve anlaşılır olmayan mırıltı olarak karşımıza çıkar jargon dediğimiz şeyde. Burada cevabımız alıcı dil olarak karşımıza çıkıyor. Eylem'in balkonundan dışarı izleyen Ece bahçede bir köpek görmüş ve koşarak abisinin yanına giderek ona gördüğü köpeği göstermek istemiştir. Abisinin elinden tutarak balkona getiren Ece parmağıyla köpeği gösterirken bir taraftan da bak bak demiştir. Ece'nin abisine bak bak derken bir taraftan da parmağıyla köpeği göstermesi dil gelişimine göre aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır demişiz. Şimdi az önce söylemiştik biz konuşurken kelime türetiyoruz evet ama aynı zamanda ben şimdi yaptığım gibi ellerimi, kollarımı kullanıyorum, kaşlarımı kaldırıyorum, kafamı sallıyorum. Bedenimi çok aktif şekilde kullanmaya çalışıyorum. Bu aslında benim konuşmamı pekiştiriyor. Dolayısıyla bizim hem konuşurken kelime türetme hem de jest mimiklerimizi, beden dilimizi aynı anda kullanmamız arkadaşlar tümce söz kavramı olarak karşımıza çıkıyor. Burada hem kelime türetip hem de işaret parmağıyla göstermek istediği şeyi işaret etmesi tümce sözü kullandığının bir göstergesidir. Şunu az önce vurguladık. Eklektik dil arkadaşlar şu şekilde kullanılır. Birleştirici dil olarak da karşımıza gelir. Eklektik dilin şöyle bir özelliği var. Aynı anda eğer birden fazla kişi konuşuyorsa, bu birden fazla kişinin birbirinden farklı birden fazla görüşü varsa içlerinden biri o görüşlerin hepsini birleştirip tek bir dile dönüştürmeye çalışır. Mesela üç arkadaş kendi arasında konuşuyor. Birincisi diyor ki bugün diyor gelişim işledik. Arkasından küçük bir tekrar yapıp birlikte soru çözelim mi diyor. İkincisi de diyor ki boş verin gelişim çalışmayı. Çok sıkıldık, yorulduk zaten. Gidip biraz sinema izleyelim, işte vakit geçirelim diyor. Üçüncüsü de diyor ki önce gelişimden biraz soru çözelim. Hem pekiştirmiş oluruz hem de kafamızı dağıtmak için sinemaya gideriz diyor. Üçüncü çocuğun yaptığı konuşma eklektik dildir. Çünkü üç kişi konuşurken iki kişinin farklı görüşünü birleştirip tek bir dile dönüştürmeye çalışıyor. Birleştirici hatta kombinasyonel konuşma olarak da karşımıza gelebilir arkadaşlar. Monolog Piaget'in bir kavramıydı. Monologda işlem öncesi dönemde bulunan çocuklar sanki yanlarında biri varmış gibi birine bir şey anlatıyormuş gibi sesli şekilde konuşma gerçekleştirirlerdi. Birine bir şey anlatma, sanki karşılıklı sohbet havasındaymış gibi bir konuşma. Evcilik oynarken genelde yapıldığını söylemiştik. İçsel konuşma da arkadaşlar Vygotsky'nin bir kavramı olarak karşımıza çıkıyor. Vygotsky aslında konuşmayı önce öznel konuşma olarak ele alıyor. Daha sonrasında da ulus sürecin içsel konuşmaya dönüştüğünü savunuyor. Öznel ve içsel konuşmanın ortak noktası birey bir problemle karşı karşıya olacak. Bu problemi çözerken öznel konuşmada kişi problemi sesli şekilde dile getirecek. İçsel konuşmada ise bu konuşma sessiz şekilde yapılacak. Yani aslında Vygotsky'nin vurgulamaya çalıştığı şey şu. Bireyler bir sorun veya problem durumuyla karşı karşıya kaldıklarında eğer küçük yaştalarsalar ki öznel konuşmanın genellikle 7 yaşına kadar yapıldığını söylüyor. Sesli olarak o sorunu çözmek için bir konuşma sergileyebilirler. Ama zamanla bu konuşma içe dönmeye başlar. Yani sessizleşmeye başlar. 7 yaşından sonraki süreçte de artık bir sorunla karşılaştığımızda sesli olarak değil de zihnimizden, içimizden
konuşmayı sessiz şekilde yapabileceğimizi söylemiş arkadaşlar Vygotsky. O yüzden içsel konuşmada zaten bu örneğe uygun değildir. Cevabımız ne oldu? Tümce söz kavramı oldu. Annesinden mandalina, portakal gibi meyvelere turunçgiller dendiğini öğrenen Emre'nin meyvelere meyvegiller, sebzelere de sebzegiller demeye başlamıştır. Emre'nin davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? Şimdi burada Emre'nin yaptığı şey şu. Turunçgiller kelimesinin sonundaki gilleri almış, meyveye eklemiş ve sebzeye eklemiş. Şimdi aslında bizim yaptığımız şeydir. Aşırı kurallaştırmayı biz de yapıyoruz. Dilde öğrendiğimiz bir kuralı kullanmamamız gereken her yerde kullanmamız bir aşırı kurallaştırmadır. Yani kuralı genelleme eğilimini göstermek demektir. Bu genelleme eğilimini kullanırken de arkadaşlar eksik kurallaştırmayı da yanlış şekilde yapabiliyoruz. Mesela eksik kurallaştırmada da dilde öğrendiğimiz bir kuralı kullanmamız gereken yerde kullanmıyorsak bu kullanma veya kullanmama şu şekilde karşımıza çıkıyor. Hani klasik örnek var ya, simit satan kişiye simitçi demeyi öğrenen bir çocuk, boya yapan kişiye boyacı der, manavcı der, kasapçı der, marketçi der. Oradaki C ekini her meslekte kullanmaya çalışır. Bu aşırı kurallaştırmadır. Simit satan kişiye simitçi demeyi öğrenen bir çocuk, boya yapan kişiye boyacı demez de boya yapan abi derse, C ekini orada kullanmazsa bu defa eksik kurallaştırma yapmış olur. Kural arkadaşlar kullanmama olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu soruda bence çeldirici olan seçenek şu, genelleme. Çünkü biz aşırı kurallaştırmada aslında bir genelleme yapıyoruz. Yani dilde öğrendiğimiz bir kuralı her yere genellemeye çalışıyoruz. Ama dil gelişiminde genelleme diye bir başlığımız yok. Nerede var? Öğrenme psikolojisinde var. Dolayısıyla bu genelleme öğrenme psikolojisinde kullanılan bir kavram olduğu için dil gelişiminde buna gitmiyoruz arkadaşlar. Bunun denk gelen kavramı zaten aşırı kurallaştırma demektir. Size burada şunu söylemek istiyorum bir de ek olarak. Eğer size dildeki aşırı kurallaştırmayı alıp da Piaget ile ilişkilendirmenizi isterlerse Piaget'de aşırı kurallaştırmaya denk gelen kavramımız arkadaşlar özümsemedir. Özümsemede de hatırlayın, yeni karşılaştığımız durumu zihnimizde bulunan eski şemaya göre açıklıyorduk ya. Burada da mesela turunçgilleri öğreniyor. Eski şema bu. Yeni karşılaştığı meyvede de o bilgiyi kullanıyor. Sebzede de o bilgiyi kullanıyor. Yani yaptığı şey özümseme. Eğer size eksik kurallaştırma kavramının Piaget'e denk gelen kavram nedir diye sorulursa arkadaşlar, eksik kurallaştırmanın denk gelen kavramı işlem öncesi dönemdeki özelden özele akıl yürütme olarak karşımıza çıkar. Çünkü özelden özele akıl yürütme de ne yapıyorduk? İki özel durum arasında ilişki kuruyorduk. Genelleyemiyorduk. Burada da çocuk ne yaptı? Simit satan kişiye simitçi dedi. C ekini sadece simitçi ile eşleştirdi. C ekini boyacı da kullanamadı mesela. Genelleyemedi yani. Yaptığı işlem ne oldu? Özelden özele akıl yürütme oldu. Dolayısıyla böyle bir soruda genelleme başlığı varsa gitme. Çünkü öğrenme başlığıdır. Aşırı kurallaştırmayı Piaget'in kuramına göre eşleştirme yapmanı isterlerse özümsemeye, eksik kurallaştırmayı da Piaget'in kuramına göre eşleştirme yapmanı isterlerse özelden özele akıl yürütmeye gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Alıcı dil çocuğun anlamasıydı. Morfem de arkadaşlar hece, kök olarak karşımıza çıkıyor. Anlaştık diye düşünüyorum. Sorum şöyle. Deha özellikle matematik dersinin sınavlarında soruları çözerken sürekli kendi başına konuştuğu için arkadaşları ve öğretmenleri tarafından sık sık uyarılmıştır. Deha aslında kendi kendine konuşmadığını, soru üzerine düşünürken farkında olmadan düşüncelerini sesli dile getirdiği yönünde kendini savunmuştur. Deha'nın kendi kendine yaptığı konuşma Vygotsky'nin kuramında yer alan kavramlardan hangisiyle açıklanır demişiz. Zaten bak soru kökünde Vygotsky diye sorduğu için monolog kime aittir? Piaget'e aittir. Toplu monolog kime aittir? Piaget'e aittir. Öznel konuşma Vygotsky'ye aittir. Yansıtıcı konuşma bir kişiye ait değildir. Birazdan bunu vurgularız. Yine eklektik konuşmada bir kuramcıya ait değildir arkadaşlar. Monoloğu geçtim. Peki hocam monoloğun öznel konuşmadan farkı ne? Monologda çocuğun zihninde bir sorun, problem durumu yok. Yanında biri varmış da sohbet ediyormuşçasına bir sohbet havasında konuşma gerçekleştirir. Kolektif monologda birden fazla çocuk, işlem öncesi dönemdeki birden fazla çocuk kendi aralarında konuşuyormuş gibi görünürler ama her çocuk kendi monologunu yapar. Yani birbirlerini dinlemeden konuşurlar.
Öznel konuşmayı az önce vurgulamıştık. 7 yaşına kadar çocuklar bir problem durumuyla karşılaştıklarında o problemi çözebilmek için sesli şekilde konuşma gerçekleştirirler. Mesela Deha ne diyor? Ben aslında kendi kendime konuşmuyorum. Soru üzerinde düşünürken farkında olmadan düşüncelerimi sesli şekilde dile getiriyorum demiş. Yani problem durumu üzerine sesli konuşma gerçekleştirdiğini söylemiş. Bu bir öznel konuşmadır. Yansıtıcı konuşma şu arkadaşlar. Eğer iki kişi diyalog halindeyse iki kişinin karşılıklı olarak birbirlerine empati kurarak konuşmaları demektir. Yani empati neydi? Kendini karşındaki kişinin yerine koyarak ona anlaşıldığını hissettirmek demekti. Bu anlaşıldığını hissettirebilmek için de empatik cümleler kurmamız gerekiyor. Mesela bir çocuk öğretmenin yanına geliyor. Hocam diyor, son zamanlarda çok ders çalışamıyorum. Kendimi derslere veremiyorum çünkü çok yoruldum diyor. Çok hızlı başladığım için çok da sıkılıyorum artık ders çalışmaktan diyor. Ama sınava da az bir zaman kaldığı için çalışamadığım için vicdan azabı da çekiyorum diyor. Öğretmen de ona şöyle bir cevap veriyor. İşte son zamanlarda sıkılmışsın ve ders çalışamadığın için şu anda vicdan azabı da çekiyorsun. Yani çocuğun söylediği cümle ya da o cümleye benzer bir cümleyle öğretmen karşılık verip ona anlaşıldığını hissettirmeye çalışıyor. Dolayısıyla yansıtıcı konuşmada empatik dille karşılık verme veya empati kurarak konuşma, diyalog halinde olma karşımıza çıkıyor. Ekleklik konuşmayı da az önce vurgulamıştık. Birleştirici konuşmaydı. Yani birden fazla kişinin kendi arasında konuşurken birbirinden farklı görüşleri birleştirip tek bir dile dönüştürme veya tek bir dil haline getirmeye biz ekleklik konuşma diyoruz. Cevabımız dolayısıyla ne oldu? Öznel konuşma oldu. Sorum şöyle, bu dönem konuşmada kritik dönemdir. Çocuk ilk anlamlı sözcükleri söyler. Çocuk çevreyi keşfetmeye yönelmiştir. Bu dönemde çocuklar mor gem türetmeye başlarlar. Bu dönemde çocukta kavram gelişimi, ifade edici dil de gelişmiştir. Yukarıda açıklaması verilen dil gelişim dönemi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diye soruyor. Çok net bir soru aslında. Dönemin kritik dönem olduğunu söylüyor. İlk anlamlı sözcüklerini kullanmaya başladığını, çevreyi keşfettiğini ve bu dönemde mor gemleri kullandığını, aynı zamanda kavram gelişime ve ifade edici dilin de gelişmeye başladığını söylüyor. Bu dönemin tabii ki tek sözcük evresi. Tek sözcük evresini hatırlayın. 1-1,5 yaş aralığını kapsıyordu. Çocuğun ana dilini ilk defa kullanmaya başladığı evreydi. Kelime düzeyinde mor gemlerle kendini ifade etmeye başlamıştı ve kritik dönem olduğunu söylemiştik dili öğrenme açısından. İlk gramerde cümle düzeyinde konuşacaktı. Telegrafik konuşmada iki farklı kelimeyi bağlaçsız şekilde birleştirecekti. Heceleme evresinde sadece heceler türetecekti. Bağda, ma gibi hece üretmeye başlayacaktı. Agulama evresi de zaten ana evreydi. Yani ağlama, heceleme diye ayırmıştık ya, babıldama diye ayırmıştık hatırlıyorsanız. Orada da zaten sadece kendini ağlama, ses ve hece şeklinde ifade etmeye çalıştığını özellikle vurgulamıştık. Sorum şöyle. 5 yaşındaki Galip evlerinin bahçesinde oyun oynarken yanına dedesi gelmiş. Birlikte oynamaya başlamışlardır. Galip dedesine, dedeciğim ben kepçeci oldum, bana ne iş yapıyorsun diye sorar mısın demiş. Dedesi de soruyu yönelttikten sonra Galip cevap vermiş ve bana şimdi kaç tane kepçen var diye sorar mısın demiş. Yani aslında Galip için diyalog şu. Dedesi karşısında kendisi var. Kendisi konuşuyor, dedesinin konuşmasına müsaade etmiyor. Dolayısıyla konuşma sadece Galip'in düşünceleri ve ifade ettiği şeyler çerçevesinde gerçekleşiyor. Biz buna arkadaşlar ben merkezci dil diyoruz. Ben merkezci dil de eğer çocuk biriyle diyalog haline, diyalog içerisine geçecekse karşısındaki kişinin kendi görüş fikrini söylemesine müsaade etmez. Kendi konuşmasını yapar ve karşısındakine de kendi söylemek istediği şeyleri söylettirmeye çalışır. Biz buna ben merkezci dil adını veriyoruz arkadaşlar. Yansıtıcı konuşmada ne yapacaktık? Empatik dille karşımızdaki kişiye cevap verecektik. Telegrafik konuşmada iki kelimeyi birleştirecektik. Ekleklik konuşmada farklı görüşleri birleştirip tek bir dile dönüştürecektik. Alıcı dilde de arkadaşlar çocuğun söylenilen şeyleri anlama aşamasında bulunması gerekiyordu. Dolayısıyla buradaki örneğimizin karşılığı ben merkezci dildir. Ne zaman kullanılır bu arkadaşlar? Yaş aralığı olarak zaten baktığımızda işlem öncesi dönemde, hatırlıyorsanız orada da zaten ben merkezci düşünme vardı. İşlem öncesi dönemde kullanılan bir konuşma şeklidir. Çocuklar çok yapar gerçekten. Bana şimdi şunu söylesene, bana şimdi şunu sorsana deyip aslında kendi söylemek istediği şeyi size söylettirmeye çalışır.
7 yaşındaki Ayşe 2 yaşındaki kardeşiyle iletişim kurarken kelimeleri onun anlayabileceği şekilde sade, anlaşılır ve yavaş şekilde konuşmaktadır. Ayşe'nin bu davranışı aşağıda yer alan kavramlardan hangisiyle açıklanır diye sormuşuz. Aslında Ayşe'nin kardeşiyle iletişim kurarken onun anlayabileceği şekilde yani yere, zamana, kişiye göre doğru kelimeleri kullanmaya çalışmasından bahsediyor. Biz bunu arkadaşlar dilde pragmatik öge diyoruz. Yani pragmatikte aslında yapmaya çalıştığı şey şu. Kelimeleri, cümleleri yere göre, kişiye göre uygun şekilde kullanabilmek, fayda sağlayacak şekilde kullanabilmek anlamında karşımıza çıkıyor. Mesela bir çocuk alışveriş yaparken bir kadınla karşılaşıyor. Kadına teyze diyor. Kadın da bunu uyarıyor. Ben yaşlı mıyım? Niye bana teyze diyorsun diyor. Çocuk da tekrar hanımefendi diye cevap veriyor. Yani orada ne yapıyor? Kelimeyi doğru şekilde kullanmaya çalışıyor aslında. Şimdi diğer kavramlara bakacak olursak daraltma, genişletme şimdiye kadar çözdüğümüz sorularda yoktu. Hiç karşılaşmamıştık. Arkadaşlar dilde daraltma şu şekilde ortaya çıkıyor. Dilde öğrendiğimiz bir kelimeyi sadece öğrendiğimiz yerle sınırlı tutuyorsak tıpkı şey gibi bu da aşırı ve eksik kurallaştırma gibi mantığı ona çok benzeyen bir kavramdır. Genişletmede de dilde öğrendiğimiz bir kelimeyi her alana genellemeye çalışıyorsak kullandığımız bir şeydir. Mesela şöyle düşünün. Çocuk bardak kelimesini öğreniyor. Bu kelimeyi kullanmaya başlıyor gündelik hayatta. Ama sadece kendi su içtiği bardağa bardak diyor. Evdeki diğer su içilen bardaklara bardak demiyor. Çocuğun burada yaptığı şey daraltmadır. Kelimeyi sadece öğrendiği yerle sınırlı tutmaya çalışmış. Genişletmede de öğrendiği kelimeyi, sözcüğü kullanmaması gereken her yere bu defa genellemeye başlamış. Yani her alanda kullanmaya başlamış. Mesela çocuk su içtiği bardağa bardak diyor ama onun yanı sıra evdeki her kaba da bardak demeye başlıyor. Mesela tabağa da bardak demeye başlıyor, sürahiye de bardak demeye başlıyor. Kelimeyi her alana genelleme eğilimine de biz genişletme diyoruz. E hocam şimdi bu daraltma ve genişletmenin aşırı ve eksik kurallaştırmadan farkı ne? Çok benziyor. Hakikaten de çok benziyor. Farkı şu. Daraltma ve genişletme arkadaşlar kelime düzeyinde, sözcük düzeyinde yapılır. Aşırı ve eksik kurallaştırma da ek düzeyinde yapılır. Hatırlayın, aşırı ve eksik kurallaştırmada biz ci, mek, mak, ler, lar gibi ekleri ya sadece öğrendiğimiz yerle sınırlı tutuyorduk ya da genellemeye çalışıyorduk. Ek düzeyinde ama bunu yapıyorduk. Daraltma ve genişletmede biz bunu kelime düzeyinde yapmaya çalışıyoruz. Mesela bir çocuk kedi kelimesini öğreniyor. Evindeki kendi kendisine kedi diyor. Dışarıda sokakta gördüğü, karşılaştığı kedilere kedi demiyor mesela. Burada yaptığı şey daraltma. Bütün hayvanlara kedi demeye başlıyorsa mesela çocuğun burada yaptığı şey genişletme oluyor. Ama size bir tek şunu söylemek istiyorum. Bazı kaynaklarda daraltma ve genişletme konu anlatımda bulunmaya da biliyor. O yüzden bu daraltma ve genişletme örneklerini o kaynaklar aşırı ve eksik kurallaştırma olarak da verebiliyorlar cevap şeklinde. Ha, seçeneklerde görüyorsanız fark olarak düşünün mutlaka. Daraltma, genişletme kelime düzeyinde, aşırı ve eksik kurallaştırmada ek düzeyinde yapılan bir genelleme veya genellememe demektir arkadaşlar. Farkı unutmayalım. Burası aşırı ve eksik kurallaştırmada yapılır. Ek düzeyinde bunlar da kelime düzeyinde yapılıyor. Yansıtıcı konuşmayı az önce vurgulamıştık. Empatik dille karşılık vermeydi. Arkadaşlar yankılamadan da hiç bahsetmedik. Yankılama tekrarlama demektir. Yankılama genelde yine işlem öncesi dönemdeki çocukların kullandığı bir süreçtir. Yani 2 ila genelde 6 yaş aralığında kullanılır. Çocuk karşısında konuşan kişinin söylediği şeyi aynen tekrar edecek. Tipik bir taklit yani. Mesela şöyle düşün, çocuk babasıyla ya da annesiyle sohbet ediyor. Annesi atıyorum çocuğa yemek hazırladı, masaya oturttu, yemek yemeye başlıyorlar. Annesi çocuğa diyor ki tuzluğu uzatır mısın? Çocuk da tuzluğu uzatır mısın diyor. Bak Ali kızmaya başlıyorum diyor annesi. Ali de aynı şekilde karşılık veriyor. Bak Ali kızmaya başlıyorum diyor. Şimdi yankılamanın aslında şöyle bir özelliği var. Çocuk pekişiyor. Yani karşısındaki kişinin söylediği şeyleri tekrar etmek ve taklit etmek çocuğun hoşuna gidiyor. Karşı taraftan da aldığı tepki aslında çocuğu pekiştiriyor. Bu yüzden konuşma tekrarı olarak yankılama ya da diğer adıyla tekrarlama ya da ekolama olarak da karşımıza gelebilir. Bir işlem öncesi dönemdeki yapılan davranış kalıbıdır. Dil gelişimi anlamında. Dolayısıyla bizim burada gitmemiz gereken seçenek neydi? Pragmatikti.
Diri kelimeyi doğru yerde, doğru zamanda, uygun şekilde kullanmak demektir arkadaşlar. 4 yaşındaki Beste kendi su içtiği bardağa bardak derken evdeki diğer bardaklara aynı kelimeyi kullanmamaktadır. Bak az önce vurguladığımız örneğin aynısı karşımıza çıktı. Burada Beste'nin yaptığı şeyi soruyor bize. Sadece su içtiği bardağa bardak derken diğer bardaklara aynı kelimeyi kullanmıyorsa Beste'nin yaptığı şey nedir? Daraltmadır. Eğer evdeki bütün kaplara bardak diyorsa yaptığı şey genişletme olur. Nasıl yapıyor bunu? Mesela biz burada niye aşırı kurallaşma veya içli kurallaşmaya gidemiyoruz? Çünkü biz bunu kelime düzeyinde yapıyoruz. Bardak kelimesini genelliyoruz veya sınırlı şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Ama aşırı ve eksik kurallaştırma da ek düzeyinde yapılmış olması gerekiyor arkadaşlar. Sorum şu. Babasıyla markete giden Çağ'ın babası kasiyerle konuşurken onun yaptığı konuşmaların aynısını taklit etmektedir ve bunu yaparken de bir taraftan da gülmektedir. Çağ'ın bu davranışı aşağıda yer alan kavramlardan hangisine örnek oluşturur demişiz. Çağ'ın ne yapıyor? Babası ne söylüyorsa aynısını söylemeye çalışıyor. Aynısını taklit ediyor. Bunu da az önce vurgulamıştık ve Çağ'ın işlem öncesi önemli. Büyük ihtimalle bu da onu pekiştiriyor, gülüyor aynı zamanda. Çağ'ın yaptığı şey arkadaşlar yankılama, diğer adıyla tekrarlamadır. Hızlı haritalama için ne demiştik? Kullandığı, öğrendiği bir kelimeyi çevresinde var olan uyarıcı veya durumlara çok kolay genelleyebilir. Hangi alanlarda kullanabileceğini tahmin etmeye başlayabilir. Bu da kelimelerin, yeni duyduğu kelimelerin anlamlarını daha kolay öğrenmesini sağlar demiştik. Ben merkezci dilde karşısındaki kişiye kendi söylemek istediği şeyleri söyletmeye çalışıyordu. Ekleklikle birleştiriyorduk, yansıtıcı konuşmada empatik dille karşılık veriyorduk arkadaşlar. Sorum şu, dil gelişimi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur diye soruyor. Şimdi burada da yine birden fazla bilgi istiyor bizden. Hangisinin doğru olduğunu soruyor. Demişiz ki Piaget'e göre yansıtıcı konuşma işlem öncesi dönemde kullanılmaktadır. Yanlış. Çünkü yansıtıcı konuşma az önce vurgulamıştık. Bireylerin birbirlerine empatik dille cevap vermeleriydi. Peki size şunu soruyorum. İşlem öncesi dönemde bulunan bir çocuk empati yapabilir mi? Hayır. Neden? Çünkü çocuk ben merkezi düşünmenin etkisindedir. Ben merkezi düşünmenin etkisinde olduğu için zaten empati yapamıyor. Karşı tarafın duygusunu, düşüncesini zaten anlayamıyor. O yüzden yansıtıcı konuşma empatinin yapılabileceği bir evrede başlıyor aslında. O da somut işlemler dönemi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yanlış bir ifade. Çocuğun bir iş, eylem ya da problemi çözerken yapacaklarını, yaptıklarını sessizce düşünmesi ve içinden konuşması Vygotsky'ye göre içsel konuşmadır demiş. Bak burada diyor ki sessizce düşünmesi ve içinden konuşması içsel konuşmadır. Doğru. Öznel ve içsel konuşmayı nasıl ayırt etmiştik? Öznel ve içsel konuşmada problemle karşılaşacaktı. Öznel konuşmada konuşmayı sesli olarak yaparken içsel konuşmada konuşmanın sessizleşmesi gerektiğini özellikle vurgulamıştık. Bu da doğru bir ifade. Otistik konuşma Piaget'e göre yetişkin dildir. Yanlış çünkü otistik konuşma genellikle 0-2 yaş aralığında, ay aralığında hatta ortaya çıkar. Çocukların tekrarlı olarak kullandıkları konuşma olarak karşımıza çıkıyor. Yetişkin dili daha anlamlı konuşmadır, cümle düzeyinde konuşmadır. O yüzden bu yanlış bir ifade oluyor. Sosyal öğrenme kuramına göre bütün insanlar genetik olarak doğuştan dili öğrenme altyapısına, beyin ve sinir yapısına sahiptir demişiz. Bu sosyal öğrenme kuramının bir görüşü değil, kime ait bir görüştür arkadaşlar? Psikolinguistik kurama ait bir görüştür. Çünkü özellikle doğuştan gelen bir özellik olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Dil öğrenme yetisinin ve özelliğinin. Bu da yanlış bir ifade. Bandura'nın sosyal öğrenme kuramı sadece dil gelişimi ile ilgilidir. Bandura'nın sosyal öğrenme kuramı sadece dil gelişimi ile ilgili değildir. Çünkü sosyal öğrenme kuramı öğrenmenin temelde neye bağlı olarak ortaya çıktığını söylüyor. Model almaya. Ama bu dille alakalı bir şey değil sadece. Psikomotor eylemler, görgü kuralları, ahlak kuralları yani birçok öğrenme sürecini kapsayan bir özelliktir. Sadece dille ilgili olduğunu söylemesi bu ifade yanlış bir ifade yapıyor. O yüzden Adana yanlış, Bursa yanlış, Bursa doğru pardon özür diliyorum. Ceyhan yanlış, Denizli yanlış, Edirne yanlış bir ifade. Burada zaten bizden doğru ifadeyi istiyor. Doğru ifademiz de Vygotsky'nin içsel konuşma kavramı arkadaşlar. Evet, bugün bu kadar soru çözümümüz. 20 tane soru çözdük ortalama olarak. Dil gelişiminde zaten değinmediğimiz bir şey kalmadı hemen hemen. Dediğim gibi
Gelirse soru bir tane geliyor. O da kuramlar. Lingüistik kuram, sosyal öğrenme kuramı, davranışçı kuram ya da bahsettiğimiz işte Morgan, ben merkezci konuşma, işte içsel konuşma, öznel konuşma gibi kavramlar. Belki de dönemlerden karşımıza soru gelebilir. İnanıyorum ki çok kolay bir şekilde yaparsınız arkadaşlar. Umarım her şey net anlaşılır şekilde verebilmişimdir, fayda sağlamışımdır arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi anlamadığınız, eksik kaldığını düşündüğünüz bir nokta olursa bana ulaşmanız çok kolay. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.